Herkese merhaba arkadaşlar. Annem baklava yapıyor. Vurma baklava yapıyor annem arkadaşlar. Hamuru yoğururken çekmek aklıma gelmedi. Hamurun malzemelerini açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Kıyır kıyır ağızda eriyen dağılan bir baklava tarifi. Denemenizi tavsiye ediyorum. Annem hamuru bezemedi. Şimdi annem hamurlarını açmaya başladı arkadaşlar. Hamurun malzemelerini şimdi buradan da tekrar edebilirim arkadaşlar. 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta, 1 paket kabartma tuzu, 1 çay bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı sirke, birkaç damla limon, 1 çay kaşığı da tuz var arkadaşlar. Alabildiği kadar böyle elimize yapışmayan güzel bir hamur yapıyoruz. Yumurta büyüklüğünde bezelerimizi alıyoruz ve hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Hamurumuzu nişastayla açıyoruz arkadaşlar. Annem hamurunu açıyor. Cevizli burma baklava yapıyoruz arkadaşlar. Ramazan'da tatlısız olmaz. Bayramda da yapacağız arkadaşlar inşallah. Biliyorsunuz her tarif güzel olmuyor arkadaşlar. Yapıyoruz güzel olmuyor ama bu tarif gerçekten çok güzel. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyip lütfen yorumlara yazın. Gerçekten güzel bir tarif. Kıyır kıyır ağızda eriyen bir baklava. Bakın çok güzel açılıyor arkadaşlar hamurda. İncecik açıyor annem. Dediğim gibi birazcık yapıştı. Bakın ne kadar güzel açılıyor. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel incecik kocaman açıldı. Evet arkadaşlar, açtığımız yufkayı tezgaha serdim. Dörde bölüyorum bıçakla. Kestiğimiz bir parçayı çeviriyorum kendime doğru geniş tarafını. Yufkanın üzerine ceviz serpiştiriyorum. Benim böyle ince bir aparatım var arkadaşlar. Onunla sarıyorum. Siz ince bir oklavayla sarabilirsiniz. Çok sıkı sarmayın. Biraz gevşek sarıyoruz ve iki tarafından elimizle sıkıştırıp büzdürüyoruz. Evet. Burma baklavamız hazır arkadaşlar. Diğer kalan yufkalarımızda aynı işlemi tekrar ediyoruz. Baklavalık yufkalarımız incecik sar gibi açıldı. Çok güzel oldu. Deneyin arkadaşlar. İsterseniz bayrama, isterseniz Ramazan'ın içinde herhangi bir zamanda da baklavanız hazır olsun. Çok güzel bir tarif. Deneyin lütfen. Kıyır kıyır ağzı eriyen bir baklava. Burma baklavalarımız bitti. Artık yağını eritip dökebiliriz. Tavanın içerisine 150 gram kadar tereyağı aldım. Tereyağını güzelce erittikten sonra
Bir su bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Arkadaşlar tereyağının tortularını alalım. Baklavalarımızın üzerine tortusunu dökersek yanık bir görüntü oluşur. Tortularını alıyoruz tereyağının. Evet, yağımız güzelce yandı. Şimdi sıvı yağını ekleyebiliriz. Güzelce kızardıktan sonra yağımız baklavalarımızın üzerine gezdireceğiz. Evet arkadaşlar, yağımız hazır. Baklavamızın her tarafını güzelce eşit şekilde yağlıyoruz. Baklavamızı 160 derecelik ısıda kızartıyoruz arkadaşlar. Çok yüksek bir derecede tatlımızı kızartmayalım. Evet, her tarafını eşit bir şekilde yağladıktan sonra fırına tatlımızı gönderiyoruz. Tatlımız kızarırken şerbetini hazırlayalım arkadaşlar. Tencerenin içerisinde 3 su bardağı şeker var. 3,5 su bardağı da su ekliyorum şekerlerin üzerine. Evet, ocağımıza alıyoruz şerbetimizi. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kaynamasını bekliyoruz. Şerbetimiz kaynadıktan sonra bir dilim limon ekliyoruz içerisine. Altını kısıyoruz ocağımızın. 20 dakika kaynaması yeterli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, baklavamız nar gibi kızardı. Şimdi şerbetini dökelim. Hem tatlımız soğuk hem de şerbetimiz soğuk olacak şekilde döküyoruz. Şerbeti tatlımızın her yerine gelecek şekilde gezdire gezdire döküyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burma baklavamız hazır. Nar gibi kızardı. Çıtır çıtır baklavamız hazır. İster bayrama, ister özel günlerinizde, ne zaman isterseniz deneyeceğiniz harika bir tarif oldu. Deneyen herkese afiyet olsun arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.